Hocam biraz da yavaş yavaş bakım diyelim, güzellik diyelim, özellikle kadınların en çok merak ettiği konulara girelim istiyorum. Şimdi cilt bakımında hangi cilt tiplerine neler uygulanır ya da neler uygulanmaz? Biraz da güzellik diyelim aynen. Şimdi yeni doğan bir çocuğu düşündüğünüz zaman hani bebek cildi derler ya böyle gergindir, böyle parlaktır, tabii herhangi bir rahatsızlığı yoksa. Hepimiz doğduğumuzda aslında cildimiz bu şekilde oluyor ama zamanla cildimizde bir takım rahatsızlıklar ve deformasyonlar oluşuyor. Neler oluyor? İşte ergenlik dönemlerimizde biliyorsunuz akneler problemlere yol açıyor. Daha sonra yaş ilerledikçe cildimizdeki kolajen üreten hücreler de azalıyor. Yani elastikiyet kaybı meydana geliyor ciltte. Kişinin cilt yapısına göre bazı ciltlerde sarkmalar, bazı ciltlerde de aşırı kırışmalar oluşmaya başlıyor. Şimdi bu anlamda kişinin yaşına göre yapacağı tedaviler ve bakımlar da değişebiliyor. Zaten ergenlik döneminde dedik akneli bir cilt, işte akneli cilde yönelik tedaviler verilmesi gerekiyor, bakımlar uygulanması gerekiyor. İşte bir takım cilde soyucu ajanlar, rahatlatıcı ürünlerle bunu sağlayabiliyoruz. Yine akneyi kurutucu bir takım uygulamalar yapıyoruz. O dönemde aslında cildimizin tabii ki nem ihtiyacını da her daim karşılamamız gerekiyor. Şimdi yağlı cilt biliyorsunuz kuru, yağlı ve karma ciltler de var. Ama cildin asıl olan ihtiyacı nem. Nem ihtiyacı. Bir kere nem ihtiyacını her yaşta karşılayacağız. Bunun haricinde dediğim gibi yaş ilerledikçe cildimizin elastikiyet kaybı oluyor. Kolajen üretiminde azalmalar meydana geliyor. Onun için de cildin kolajenini yerine koyucu bir takım uygulamalar yapıyoruz. Mesela neler yapabiliriz? Şimdi diyelim ki 30'lu, 35'li, 40'lı yaşlarda birinden bahsedelim. Aslında daha hücreleri ölmüş vaziyette değil, canlı. Ya bu dönemde işte oradaki o kolajeni, fibroblast dediğimiz hücreler var, bunlar kolajen üreten. Onlara bir ivme kazandırıyoruz. Bir uyuyor, uyuyan hücreleri bir uyandırmamız gerekiyor. Onun için de cilde biraz böyle bir hırpalamamız gerekiyor. Hasarlayacağız ki cilt kendine gelsin, bir onarsın. Bunun için neler yapıyoruz? İşte dermaroller uygulamaları, dermapen uygulamaları. Yine cildin ihtiyacı olan bir takım vitaminler, biliyorsunuz yenilerde somon DNA'lar revaçta cildin daha güzel görünmesi için. Hyaluronik asitli ürünler. Yani bunları da derma roller ve dermapen uygulamaları ile beraber verebiliyoruz. Hakeza PRP uygulaması genç yaşlarda çok öneriyoruz. Şimdi bir de şundan da bahsedeyim. Bir şey önerdiğiniz zaman karşınızdaki insana benim için erken daha diye düşünüyor. Ya sonuçta biz bir takım uygulamaları zamanda yapmaya başlarsak verim almaya başlarız. Şimdi maalesef ki belli cildiniz tamamen sarkmış, göz kapaklarınız sarkmış, işte cildiniz sarkmış. Yani o vakitten sonra artık ameliyata gitmesi gerekiyor kişinin. Yani bizim amacımız minik minik dokunuşlarla aslında o gençliği koruyabilmek. Yaş ilerledikçe dediğim gibi neler devreye giriyor? İşte cilt altı enjeksiyonlar başlıyor. Bir takım yine teknolojik cihazlar var. HIFU cihazları mesela. Onlarla yine cilt altına bir takım hasarlar veriyorsunuz. Cildin yukarı doğru lift yapmasını sağlıyor. Onun haricinde neler yapıyoruz mesela? İp uygulamaları. Yani cilt bakımı dediğiniz zaman cildin sadece bir kremle bunu çözemeyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Kişiler zannediyor ki hocam bana bir işte krem ver, cildim çok güzel olsun. Böyle bir dünya yok. Yani Evet. sadece bir kremle bunu çözmek mümkün değil. Ha, tabii ki cildimize uygun ürünleri tercih edip tabii ki kullanacağız. Ben her zaman şu örneği veriyorum hanımlara. Diyorum ki evinize senelik bakım yaptırıyorsunuz ama bir de haftalık temizletiyorsunuz. İşte günlük temizliğiniz var. İşte cildiniz de bu şekilde. Yani dönem dönem kalıcı köklü bakımlar yaptırmanız gerekiyor ki daha sonra o minik minik yaptırdığınız bakımlar bir şeye benzesin.
Yani öyle deyince hımm diyorlar. Ya da en çok sorulan sorulardan bir tanesi de hocam ben bu uygulamayı yaptırdım bu işte geçiyormuş 6 ay sonra. E sen diyorum evini boyattın bir daha 20 sene boyatmıyor musun? Yani sonuçta illaki bir deformasyon söz konusu. Yani yaşlanma sürecimizi biz durdursaydık zaten bu kadar çok yok organik etmiş, yok işte cihazlarmış, şunlarmış, bunların hiçbirinin çıkmasına gerek yok o zaman. Sadece bir kremle hemen hallederdik o zaman işimizi. Böyle bir dünya yok.